Aynı zamanda Powell'ın az önce mesajlarını ekrana getirdik. Bugün de bir yine konuşması var, sunumu var. Aynı zamanda soruları da cevaplayacak. Piyasa yine bu toplantıya da odaklanmış durumda mı? Yoksa dün aslında piyasa almak istediğini aldı mı? Yani aslında Powell'ın konuşmalarında piyasanın almak istediğini aldı demek pek mümkün değil bence. Yani çünkü son birkaç haftadır özellikle daha fazla belirgin hale gelen bir enflasyon oluşumu fiyatlaması olmaya başladı. Yani burada görmüş olduğumuz bizim en yakında yani konuşmuş olduğumuz özellikle Almanya'daki tahvil, Amerika'daki tahvil getirileri 10 yıllık faizler, 30 yıllık tahvil faizlerinde ciddi yükselişler görmeye başladık. Ve bu da piyasalarda biraz endişe oluşturmaya başladı. Enflasyonun yükselişinin sinyalleri olarak işte algılandı. Buna dayalı bir fiyatlama olarak gördük. Bu da tabii bakıldığında hem işte reel getirilerin yükselişiyle birlikte biraz hisse senetlerinden çıkışı ve orada geçen yıldan beri özellikle küresel boyutta hisse senetlerinde meydana gelen o yükseliş eğilimlerinden sonra gelinen aşırı değerlemelerinde yarattığı endişeler açısı bu noktadan itibaren enflasyon beklentileri fiyatlamanın ne ölçüde biraz daha ağırlık kazanabileceğine ilişkin beklentileri biraz daha ortaya çıkarttı. Buna dayalı tabii Powell'ın yorumları aslında merak ediliyordu. Yani son zamanlarda özellikle bu gelen bazı verilerle de desteklenen mesela geçen hafta örnek vermek gerekirse perakende satışlar verisi vardı. Aynı zamanda üretici fiyatları endeksi vardı. 2009'dan beri en yüksek seviyesinde geldi. Bunun karşılığında Powell'ın bu sunumda buna ne diyeceği merak ediliyordu. Çünkü yakın bir vadede aynı 2013'te olduğu gibi işte Ben Bernanke'nin çıkış yapıp işte tahvil alımlarını azaltmaya yönelik bir hamle yapmaya başlayacağına dair strateji açıklaması gibi bir hamleye yakın bir vadede gelir mi gelmez mi beklentisi biraz oluşmuştu. O yüzden bu toplantıda enflasyona ilgili yorumları bekleniyordu Powell'ın ne yapacağına ilişkin merak ediliyordu. Peki bu ile ilgili beklentiyi karşılamadı. O yüzden hani başta dediğim gibi söylemek gerekiyor. Burada enflasyon, ekonomide istihdam özellikle ön planda tutmaya devam ediyor. Ekonomik gelişmeler anlamında bakıldığında Powell'ın açıklamaları. İstihdam ve enflasyon hedeflerimizden oldukça uzağız açıklamasını yaptı. Burada yani önemli bir ilerleme kaydedilmesi için biraz zaman geçmesi gerektiğini söyledi ve yani şu ana kadar içinde bulundukları zorlukları küçümsememeliyiz ifadesini kullanmış oldu. Yani burada özellikle en tabii ki can alıcı nokta yani tahvil alım programını mevcut seviyesinde devam edeceğini söyledi uzunca bir süre daha. Ya bu da buradan anlaşılıyor ki yani Fed uzunca bir süre daha tahvil alım miktarının bu şekilde ya da belki gerektiği ölçüde arttırmak belki de yolunda gitme seçeneği olabilir bir ihtimal. Yani düşük faizlerle devam edecek bir süreç özellikle istihdam piyasasında kayda değer bir iyileşme sağlanana kadar bunu sürdüreceğin mesajını verdi diye yorumlamak lazım. Yani piyasanın beklediği mesaj son günlerdeki gelişmelere göre bakıldığında böyle geldi diye düşünüyorum. Ve bunun aslında bakıldığında son zamanlarda dediğim gibi endekslerde satış baskısı yaratmıştı bu son gelişmeler. Powell'ın açıklamalarından sonra baktığımızda hala aslında buradan kaynaklı olarak bir terse dönüş. Yani tahvil getirilerinde şu anda 1.33'lerde. Çok aşağı yönlü bir hareket yine yok. Ve endeksler tarafında da işte mesela sabah bakıyorum vadelilerde yine satış eğilimlerinin olduğu bir süreç var. Yani orada da yavaş yavaş aslında geçen sene özellikle salgından etkilenen sektörlerden ziyade diğer defansif kalan sektörlerin ciddi anlamda hareketlendiği işte teknoloji mesela örnek vermek gerekirse yükseliş yaşadığı bir dönemdi. Şimdi salgından kurtulma noktasında bir çıkış kapısına doğru yaklaştığımız bu noktada aşıların da yaygınlaşmasıyla biraz daha normalleşmeye doğru dönüşme sinyali gelen bir havada biraz bunlardan çıkış eğiliminin olduğu bir süreç yaşıyoruz. Özellikle teknoloji hisseleri ağırlıklı bir çıkış oluyor şu anda Amerika'da ve diğer hisseler, ülke endekslerinde de bunu görebiliyoruz. Bu süreç hala devam ediyor ve Powell'ın açıklamalarının çok fazla etkili olduğunu herhalde söylemek pek mümkün değil ama normal düzeyinde bir açıklamada denilebilir. Çünkü gelişmeler de ortada şu anda. Peki dün özellikle oluşan bu tablo teknoloji hisselerindeki çıkış aynı zamanda Avrupa'ya da yansıdı. Avrupa'da yine teknoloji öncülüğünde bir düşüş vardı. Bankalar tarafında hafif bir değer kazanımını takip ettik. Aynı zamanda içeride Borsa İstanbul tarafında da yine %2'nin üzerindeki değer kaybını izledik. İçerideki tablo tam anlamıyla dışarının yansıması mı yoksa içerinin kendi ayrışan başlıkları var mı? Borsa İstanbul'un görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi dışarının bir yansımasının olduğunu tabii söylemek mümkün. Yani dışarıda yani nasıl yani hisselerin çoğunda hani aşırı değerlemelere ulaşıldığına dair yorumlar yapıyorsak
Yani burada da işte belli başlı bazı sektörler için bu hareketlerin olduğunu söylemek mümkün. Bir açıdan da endekste işte 1582'ye yaklaşma eğilimi gösterdikten sonra bir yataya doğru gidişat, biraz yabancıların daha çekimser kaldığı, hatta çıkış eğiliminde olduğu bir süreçte yaşadık. Ve ben bunu dışarıdaki hareketlere büyük ölçüde bağlıyorum. Önümüzdeki süreç içerisindeki gelişmelere bağlı olarak da yine oradaki fiyatlamaları izlemeyi bence sürdüreceğiz. Dediğim gibi yani yabancıların da biraz etkisiz kaldığı bu ortamda yani yerli yatırımcının da yaşanan bu sert bazı düşüşlerde işte panik hareketleriyle oluşan bir çıkış eğilimlerinin artış yaşadığını bu noktada herhalde söylemek lazım. Yurt dışı dün mesela hani satıcılığı seyrederken bizim tarafta da buna benzer satış yönlü hareketlerin olduğunu gördük. Açıkçası endeks tarafında seviye olarak konuşmak gerekirse 1525 desteğini önemsiyordum. Bu desteğin üzerinde kalması benim için yani bugünkü hareketlerde yukarı gitin devam açısından bir umut olurdu diye yorumluyordu. Fakat yani kapanışı 1525'in altında yaptık. Yani 1515, 1517-18 civarında kapattık. Yani o yüzden baktığımda şu anda Amerika vadeleri ekside hareket ediyor. Asya'da da yine hareketler yine negatif tarafta. Yani aslında yine bir salgından çıkış etkisiyle birlikte yaşanan bir işte döngüsel hisse senetleri bir geri dönüş, hisse senetleri değişimi, işte zaman zaman likitte sıkışlaştırıcı adımların atılması ve beklentinin artması ki mesela Asya'da da buna dayalı fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Buna dayalı bir risk iştahı düşüklüğü endeksimize de yansıyabilir bir görüntü veriyor açısı. Hani o yüzden bahsettiğim destek seviyesini önemsiyordum. O yüzden bugün bakarsak eğer seviyeler anlamında 1525'in üzerine bir geçiş aramamız lazım bence. Bu olmadığı sürece endekste biraz daha satış baskısıyla bir devam ihtimali olabilir. Tepki alımları olabilir zaman zaman. O yüzden ben ilk etapta 1508 üzerinde bir kalıcılık arayıp ona göre bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası 1508'de 1500 desteği üzerinde bugün başarırsak kalmayı tepki alımlarının gelmesi için bize bir sinyal olur diye açıkçası yorumlayacağım. Bugün görünüm böyle bir şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor bana. Peki Barış Bey, yine küresel çapta da ele alacak olursak, şimdi içeriye de yansıması var dedik. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki bu sıçrama hisselerdeki son görünüme zarar verdi diyebilir miyiz, ya da zarar verecek boyutta mı bundan sonrası için? Yoksa burası bir sallanma dönemi ve toparlanmaya mı işaret ediyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bence bu salgının gidişatıyla da alakalı bir durum. Ekonomilerin ne kadar daha çabuk şekilde normale dönmesiyle de alakalı bir durum. Bunun verilere yansımasıyla da alakalı bence bir durum. Demin de bahsettiğim gibi Amerika'da gelen iki tane veri enflasyon konusunda yükseliş olabileceğine de sinyal vermişti. İşte perakende satışların güçlenmesi, bunun dışında üfenin yükseliş göstermesi. Ve bunun da yarattığı bir etki yani. O yüzden tahvil getirilerinde bir yükseliş enflasyon beklentilerine dayalı. Tabii bu borçlanma maliyetlerini arttıran bir gelişme ve şirketlere tabii olumsuz olarak yansıyabilir. Bunun bir fiyatlaması oluyor tabii hisseler üzerinde. Tabii bu geri çekilmeler yani sert düşüşlerin olduğu zamanlar şuna da bakmamız lazım. Ona az önce yine değindim aslında. Yani aşırı değerlemelerin yarattığı bir fiyatlama da var. Yani değerlemeler o kadar yüksek boyutlara geldi ki bir politika değişikliğine dair bir sinyalin olabileceğine dair bir beklenti oluştuğunda, bu sinyal gelir mi gelmez mi beklentisi oluştuğunda bunun düzeltme hareketleri de sert olabiliyor. O yüzden ben önümüzdeki süre içerisinde özellikle enflasyon noktasında verilerin ne ölçüde bunu yansıtabileceğine dair sonuçlara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da özellikle işte ekonomiler hızlı bir şekilde açılır da işte istihdam piyasası Amerika'da özellikle canlanmaya başlanırsa FED'den beklentiler yine bence artacaktır. Her ne kadar Powell böyle bir yorumda bulunsa da yani sözlü iletişimde bunu ne kadar daha sürdürebilirler orası da biraz soru işareti olabilir. Yani o açıdan biraz dikkatli olmamız gerektiğini, düşüş eğilimlerinin bir miktar daha sanki bu noktadan itibaren devam etme ihtimali biraz daha olabilir gibi bir açısı geliyor. Yani eski o coşkulu yükseliş eğilimleri sanki biraz daha hız kesmiş gibi geliyor bana. Yani Global ölçekte bunu aslında şunu söylüyorum. merak etmişim. Şu andaki tabloyu zarar verdi kısmında, aslında zarar vermedi, en azından bir salladı, bıraktı. Belki bundan sonraki süreci gelecek olan yeni veriler, değil mi? Önümüzdeki dönemin sinyalleri aslında belirleyecek. Tabii yani aşıların uygulanmasının yaygınlaşması iyice, o ülkenin normale dönüş eğiliminden artması, ekonominin ısınması, aşırı şekilde başlaması yani tekrardan çarkların dönmesiyle enflasyon beklentilerinin iyice artması. Buna ilişkin olarak da Merkez Bankalarının politika sıkılaştırıcı önlemleri konuşmaya başlaması.
Bence o zaman esas daha zarar verir bir şekilde bence hareketleri görmeye başlarız diye açısı düşünüyorum. Yani şimdilik biraz da izlemede kalma noktasındayım ama yükseliş hızının kesildiğini açısı ben düşünüyorum şu aşamadan itibaren. Peki piyasada hiç şu beklenti var mı? Şimdi tabii yüksek getiriler aynı zamanda büyüme beklentisinin artmasını, enflasyon beklentisini beraberinde getiriyor. Ama önümüzdeki sürece ilişkin Powell bu görünüm korunacak demişti. Hatta geçtiğimiz toplantılarda 2023'e değil mi işaret edilmişti. En azından bir iki sene Evet. telaffuz edildi. Ama bunun öncesinde yani piyasa şunu hiç konuşuyor mu? Ters köşe yapabilir ihtimalini ele alıyor mu piyasa? Yani herhalde burada faiz arttırım ihtimalinden herhalde bahsettiğini Evet. düşünüyorum. Yani bu bence dediğim gibi yani gidişata bağlı. Yani gelişmeler ne gösterecek? Hızlı bir şekilde ekonomiler toparlanma yönünde giderse enflasyon dünya genelinde artarsa. Ama şöyle bir şey var aslında. Yani 2008-2019 aralığında da bunu gördük Amerika'da. Yani istihdam piyasası hızlı bir şekilde toparlansa da yani işsizlik tarihinin düşük seviyelerine gelse de oran bakımında yani enflasyon yaratılamamıştı. Ama şimdi durum biraz daha farklı. Şimdi daha böyle geniş kapsamlı bir toparlanmadan bahsediyoruz. Çünkü salgın dünya genelini etkilediği için tüm dünya kapandı ve bu da olumsuz anlamda ekonomileri çok hızlı etkiledi. Şimdi dünya genelinde yine genişleyici para politikaları ciddi anlamda sürüyor. Ya bunun bence tamamen aslında işte virüs o mutasyonlarından kurtulup da aşıların yaygınlaşmasıyla onun etkisini görülmesi ve vakaların ciddi düşüşü ve ekonominin normale dönme eğiliminin hızlanması. Ya bence bunlar önemli etkenler olacak. İstihdam piyasasında bu yansır da bu harcamalara biraz daha etki ederse o zaman bence daha hızlı bir şekilde faiz artımlarının konuşulmaya başlandığı dönemi görebiliriz. Yani o açıdan baktığımızda yani bu ilk fiyatlamalar ciddi manada bunu gösterdi. Bence dediğim gibi yani önümüzdeki işte Mart ayından sonraki süreci işte dünya genelinde mesela İngiltere'den haberler alıyoruz. İşte bir program yapmaya çalışıyorlar şu anda normale dönme konusunda. Yani ben tamamen salgına bağlı bir gidişat ve ona verileri olan etkisinin ne olacağına bağlı olarak değişeceğini düşünüyorum. Ters köşe değil de gelişmeler zaten bunu bize hazırlar diye de açıkçası düşünüyorum ben. Peki, takip ediyor olacağız. Elbette farklı senaryolar üzerinden piyasada değil mi kendini hazırlıyor. Peki, dolar Evet. endeks tarafında 90 seviyesinin altını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir tepki yaratır? Yani içeride de bu arada 7.08, 7.09 seviyelerini takip ediyoruz. Bu seviyeleri nasıl okuyorsunuz? Şimdi bence Powell'ın açıklamalarından yola çıkalım. Ne dedi? Demin de özetlediğimiz gibi uzunca bir süre daha yani kararları o gözüken şimdilik. Yani yine bir şekilde onu ekleyelim. Tahvil alım miktarları, alımları devam edecek. Faizler düşük kalmaya devam edecek. İstihdam piyasası desteklenecek. Bence bu uzun vade için dolarda düşüş yönlü hareket demektir diye düşünüyorum. Ama son zamanlarda dediğimiz gibi iyileşmeye yönelik, ekonomik iyileşmeye yönelik beklentilerin artışı emtia fiyatlarını ciddi manada yükseltmeye başladı. Özellikle emtia ihracatçısı ülkelerin para birimlerinde dolara karşı bir değer kazanımı var. Mesela sterlin tarafında bir değer kazanımı var. İşte aşıların en çok orada yaygınlaştığı bu ülke bakımından bakarsak işte bir normalleşme takvimi hazırlamaya çalışıyorlar. Bunlarla birlikte bakarsak işte aynı zamanda Amerika'da ciddi manada işte ikiz açıklar dediğimiz işte bütçe açığı, cari açık gibi bunların önemli boyutlarda yüksek olması, işte Fed'in politikaları. Bence önümüzdeki dönemde dolar endeksinin biraz daha zayıf seyredeceğine dair görünüm ortaya koyacak gibi gözüküyor. Ta ki az önce bahsetmiş olduğumuz gelişmeler olup da ben tamam ilk olarak sözlü yönlendirmeyle ve daha sonrasında da piyasaları işte biraz da hazırladıktan sonra tahvil alım miktarını azaltmaya başlıyorum diyene kadar ben dolar endeksinin bu gelişmeler çerçevesinde zayıf seyredeceğini açısı düşünüyorum. Ve 90 seviyesi altına doğru inerse de oralarda biraz daha dolanma ihtimali olduğunu düşünüyorum önümüzdeki dönem içerisinde. Barış Ürkün çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben İyi bir teşekkür ederim. gün diliyoruz size. Sizlere de sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler 90 seviyesindeydi bu arada. Altta görmüş olduğu en düşük dolar endeksinin ve Barış Bey de yorumladı. Devam.